Sevgi Hanım, bu tip senaryolar konuşuluyor. Siyasette de son dakikaya kadar her türlü değişiklik Sizin olabilir. öngörünüz Her nedir şey peki? olur. Her şey olur. Ama yani elimizdeki objektif şeylerle, verilerle baktığımızda çok mümkün görünmüyor. Yani Meral Hanım artık o gücünü yitirdi. Hangi partiyle, yani kendisine destek veren, kendisine buyurun yürüyelim diyen hangi yönetim organlarıyla bu işi yapacak? Partinin içi karmakarışık şu anda zaten. Yani tekrar bu masaya dönelim mi, dönmeyelim mi yönünde yapılan genel kurulu yönetim kurulu toplantısında bir üye dışındaki tüm üyelerin hayır dediğini ve buna rağmen Meral Hanım'ın o masaya döndüğünü söylüyorlar. Buna da bir yalanlama gelmedi. Yani içeride Meral Hanım gücünü ciddi şekilde kaybetmiş durumda. Diğer yandan böyle gücünüzü kaybettiğiniz bir anda bir hamle yapacaksınız. Sert bir hamle yapacaksınız. Yani zaten yaptınız yapacağınızı. Yani bir şey vardır, Karagöz Hacivat repliği vardır. Yıktım perdeyi, eyledim viran, varıp sahibine haber vereyim hemen. Şimdi bu perdenin sahibi artık siz değilsiniz. Siz perdeyi yıktınız, viran eylediniz. Tekrar da o viran olan yere döndünüz. Yani size zaten şu anda orada bir marazi çocuk muamelesi yapılıyor. Arıza çıkaran çocuk muamelesi yapılıyor. Şimdi gideceksiniz, Muharrem İnce ile bu işe giriyorum diyeceksiniz. Şunu unutmayın lütfen, unutmayalım. Muharrem İnce de çok güvenilir bir şey değildir, faktör değildir yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki işte o tasfiye sürecinde tutunamadığı için dışarıda kalmış bir aktör. Muharrem İnce ile yola çıktığınızda, yürüdüğünüzde, yani onunla bir araya geldiğinizde Muharrem İnce size ne verecek, siz ne vereceksiniz? Yani bu olmaz demiyorum, olur. Muharrem Bey de adaylığını açıkladı. Herkese biz başarılar diliyoruz. Yani seçmen seçecek, biz seçmeyeceğiz. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Her partinin kendi gövdesi ve oy potansiyeli var. Yani görülen o ki İyi Parti'nin şu an oy potansiyeli ve gövdesi Muharrem Bey'inkinden çok daha fazla. O nasıl bir pazarlık olacak? Yani neden burayı bıraksın da oraya gitsin? Düşünün, Meral Hanım'ın bu şeyden, bu birliktelikten çıkması nasıl bir kayba yol açar İyi Parti üzerinde? İyi Parti diye bir şey kalır mı? Yani açıkçası gene bütün soru işaretleri geliyor, İyi Parti üzerinde odaklanıyor. Yani Muharrem İnce de dahil olmak üzere bütün aktörlerin kendilerince bir senaryoları var. Seçim sonrasına dair de bir senaryoları var. Ama İyi Parti elindeki stratejiyi ciddi şekilde kaybetmiş görünüyor. Şunu atlamayalım yalnız. Bütün bu olayların arkasında mesela işte masadan ayrılıyor Meral Hanım, sonra tekrar masaya oturmaya zorlanıyor. Bütün bu olayların arkasında batılı devletlerin etkisi var. Bunu unutmayalım. Ne düzeyde bu sürece dahil oldular bilmiyoruz. Ama Ankara'daki bu gelişmelere İngiltere'nin, Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin müdahil olduğunu çeşitli yöntemlerle, yani bu şöyle olabilir, işte bir buradaki düşünce kuruluşları olabilir, önde gelen bazı isimler olabilir, yani Ekabir takımından bazı kişiler olabilir, bunların bazı telkinlerle ya da basın kuruluşlarının, yani biz hani gazeteci yazar diyoruz ama adam aslında bir belirli bir ülkenin şeyini yapıyor, sözcülüğünü yapıyor, bunların etkili olduğunu atlamamız lazım. Yani bu masanın kuruluş sürecinde de etkililerdi, şimdi gelişen senaryolarda etkililer ve bu masada oturan aktörlerin hiçbirinin bu daha büyük aklı, o senaryo kuran gücü alt edebilme, ona karşı durabilme güçleri yok. Yani bunu açık söyleyelim. Bu da tuhaf gelebilir insanlara, nasıl yok diyebilirler. Şöyle düşünün, bundan 10 yıl öncesine kadar, 15 yıl öncesindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin bile gücü yoktu bunlarla baş etmeye. Yani siz Amerika ile, Avrupa ile, Türkiye Cumhuriyeti olarak bile baş edemiyordunuz. Bu yeni yeni, ancak Tayyip Erdoğan iktidarında biraz bu tarafa kafa tutmaya başladınız. Bu liderler zaten iktidara susamış vaziyetteler ekipleriyle beraber. Yani Amerikalılara, İngilizlere çok fazla posta koyabilecek ya da onların iradesi dışında hareket edebilecek durumda değiller. Dolayısıyla burada peki nedir bunun karşılığı? Amerika'nın, İngiltere'nin ve hatta Almanya'nın Türkiye'de istediği şey Tayyip Erdoğan iktidarının gitmesidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.